Kendisi orada kendini benzetmek mümkün olduğu kadar. فَعَفُ عَنْهُمْ وَصَّحْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Onları affet ey Habibim, Allah muhsin olan iyileri sever. Böyle emretildiği zaman zaman zaten Cenab-ı Hak Ezra Resulü'yken de bu ahlakları kendine aldı. وَكَوْلُهُ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا اَنَا تُحِبُّونَ اللّٰهَ اَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ Yine Allah emrediyor Habibine, affet, sahifeyi çevir, yani affettikten sonra onların kusurunu yüzüne çevir. Bunu emrettikten sonra Resulü Ekrem de bu ahlakı kendine ahlak yaptı. Ve yine buyuruyor ki, اِلْفَعْ بِلَّكِ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّيَةِ Ahsen, seyyiye hasıl oldu mu, size karşı bir fenalık zuhur etti mi, ahsen ile, iyilikle mukavele et. Kâlet-i kâinat, Habibine diyor ki kendine adet yap, fenalık yapana iyilik yap. Resul-i Ekrem de Allah'ın emrini kendine itaat ediyor, esraf yapıyor, fenalığa karşı fenalık yapmaz. İyilik yapar, nasihat eder. Yine buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ehlak-ı hasen-i Habibine, وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّارِ وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ Cennet kimedir? Kezmeler gayzini, hiddetini yüten. Hiddetini yüten, hatta bir hadiste diyor ki, pehlevan olup da birkaç kişiyi ilah atan kuvvetli değil. Hiddet-i gazabi geldiği zaman, hiddetini yüten ve galip olan da kuvvetli. Çünkü Resul-i Ekrem Allah'dan bunu almıştır ahlak. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ Hiddetini yüten, kez, kez yutmak. Kazım, yutucu. Medine-i Münevvere'nin bir ismi de Kazimiye'dir. Niçin? Şimdi şart değişti, Medine'ye başka insanlar girdi. Fakat onların içinde halim vardı, hiddetlenmezlerdi. Son zamana kadar, hatta bu böyle şamir yaptığıncaya kadar bu hal ehli Medine'de caridir. Hak harb etmez, kavga etmez, yumuşak olur. Ayet Resul-i Ekrem'e kitaptır. Resul-i Ekrem'e emrediyor. Cennet kimedir? وَالْتَازِم۪ينَ الْغَيْزَ Hiddetini yüten وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ خَلْفِ عَسِدَنَّلَدِرْ Allah bunu emrettikten sonra Resul-i Ekrem bunu bir ehraf yapmış kendine. Bunun ehrafı bu. Yine Halik-i Kainat Habibini ehlak veriyor. Diyor ki اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِسْمٌ Halkın hakkında da çoğu zanda fazla bulunmuyor. Çünkü çoğu zan isabet etmez zamanlar olur, size bir büyük günaha müncer olur. Öyleyse falan bunu yapmıştır tahminen söylemeyin. Bunu emretti ve söyleyken bunu kendine ahlak yaptı. Ahlakı budur. Kimsenin kusurunu yüzüne vermezdi, kimseye de isnat etmezdi, fenalığı zuhur etsin diye. Yine Halik-i Kainat Halil'ine verdiği ahlak, talim ettiği ahlak. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Tecessüs, casusluk yapmayın. Onun sizini oraya, onun oraya yapmayın. Birbirine gıybet de etsin. Bunu Allah kendisine emrediyor. O da ihtiyar etti. Hiçbir zaman kimseye gıybet etmez. Hiçbir zaman bir tecessüs, casusluk yapmaz. Böyle bir ahlak ile Halik-i Kainat Habibini ahlaklandırdı. ثُمَّ لَمَّا كَمَّلَ اللّٰهُ اَكْمَلَ اللّٰهُ خَلْقَهُ Ne zaman ki Cenab-ı Hak bu ayetleriyle onun ahlakını kemale yetiştirdi, ondan sonra esna aleyhi, Habibine sena ediyor. Diyor ki وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظ۪يمٍ Sen ahlak-ı azime sahibisin. Ne büyük bir Allah, ahlak-ı azimi Habibine bildiren odur. Fakat Habibine muhabbeti itibariyle Resul-i Ekrem'e isnat ediyor. Ey Habibim, ahlak-ı azime sahibisin. Ahlak-ı azime, ahlak-ı kulit-i azime sahibidir ama Allah'u ahlaki vermiştir. Onu isnat ediyor, onun şanını yükseltiği için. Ve böyle kemale yetiştirirken sonra da peygamber yapıyor. Fâken nebiyyine mi fî halkın ve fî hulukın فَاقَنْ نَب۪يِّينَ Bütün Peygamberan-ı Azam'ın fevkine çıktı. فِي خَلْقٍ وَف۪ي خُلُقٍ Hem ahlakında hem güzelliğinde. Vücud-i beşeri, beşeri olan vücud. Ondan daha güzel bir insan yok.
Yusuf Aleyhisselam'ın yüzlendiği meşhurdur. Fakat melahati, sevimliği Resul-i Ekrem'den daha fazlaydı. Ahri güzellik beden itibariyle, helkat itibariyle, bütün peygamberlerin farkında olduğu gibi ahlak itibariyle bütün peygamberlerin farkındadır. Çünkü ahlakı başkası talim etmedi, Allah ona talim etti. O talimi Allah aldı. فَاقَنْ نَبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ İlimde, keremde. Gerçi onlar da peygamberdi, biz gireyim peygamber. Allah peygamberlik, velayet, velilik gibi değildir çalışacak. Allah'ın bir lütfu, namı gibi bir koluna o zamanın en iyisini peygamber yapar. Onlar da bir ilim ve malumat var. Fakat onların ilim ve malumatı, Resul-i Ekrem'in ilim ve malumatına göre en ufak bir şeydir. وَلَمْ يُدَانُهُ يَكِنْ olmamış derdiyle ki ilmin ve la keremi. İlm-i keremde Resul-i Ekrem'e yakin bile olmamış derdi. فَهْوَ الَّذ۪ي تَمَّمَ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ مُرْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشًا مِنَ الْسِيَمِ وَكُلُّهُمْ bütün peygamberler مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ مُرْتَمِسٌ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le iltimas ederlerdi. Yani talep, iltimas, emir. Yukarı ise emir olur. Aşağı mukabil ise, muvfik ise, mültemes ise aşağı yukarıdan alıyor. İltimas ediyor yukarıdan. Emir yukarıdan geliyor. Talep müsaviden geliyor. Bütün peygamberi anayasam İltimas ederlerdi, Resul-i Ekrem'den talep ederlerdi, onun ilmini emane kadar istifade etmişler. غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ Denizden bir yudum, اَوْرَشْفًا مِنَ الْدِيَمِ Yahut nehirden, ermakten bir avuç. Yani Peygamberan-ı Azam'ın ilimleri, gerçi onlar da malumat-ı ilahiyeden almışlar. Fakat onların ilmi, Resul-i Ekrem'in ilmine nazaran denizden bir avuç kadar. Yakın nehirden bir yudum kadar idi. فَهْوَ الَّذ۪ي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ Öyle bir Habibullah ki ne zaman mana ve suret tekemmül etti, yani bu ahlak, söylediğimiz ahlak ile mütehellik oldu, suret zaten hılkat de onun hılkatidir. سُمَّ اصْطَفَاهُ حَب۪يبًا بَارِعًا نَسَم۪ي Ondan sonra mahbub ittihaz etti. Mahlukata peygamber gönderdi. Böyle tekemmül ettikten sonra yaptı. Habiben bari ve nesem. Nesem mahlukat. Bari halet. Mahlukatın haleti Habib intikaz etti, intikaz etti. Ama ne vakit intikaz etti? Bu ahlak ile ahlaklandırdı. Bu kemal ile kemale yetiştirdi. Ondan sonra peygamber yaptı. Mevzu bitiyor. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ Bu ayet-i kerime hem vaittir hem vaittir. Ey Halil'im, onların yaptığı zahmetten müteessir olma. فَسَتُبْصِرُ Ondan sonra göreceksin, kıyamette göreceksin. Allah-u Teala senin verdiği nimetler, onların iftira ettiği cünun münun yok. وَيُبْصِرُونَ Bu Süleyseme vaittir. Onlara da vaittir. وَيُبْصِرُونَ Sana olan karşı gelen ve inkar edenler de görecekler ki Cenab-ı Hak onlara ne azap verecektir. Müfessirin yazılımın bir kısmı ahirete aittir demişler. Bir kısmı da demişler ki onlar görecekler ki ümmet için devir vakasında bu temizlediler onları ersin. Görecek ki ümmetin Cenab-ı Hak sana yardım eder, onları helak eder. Fesatuk sürü sen göreceksin. Allah'ın lütfu kereni kendine. Ve yuttirûne onları da görecek ya Cenab-ı Hakk'ın kahru gazabı kendine. Beyyikumul meftûn. Hangisinde cünun var? Onlar sana cünunu ifrar ediyorlar. Meftûndur. Alkını gayret etmişti diyorlar. O vakit onlar anlarlar ki kimde var bu cünun? Kim idi dünyada böyle hata eden? اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ اِنَّ رَبَّكَ مُحَقَّقَ اَيْ حَب۪يمٍ سَنِمْ رَبِّمْ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ اَيْ عَالِمٌ Alimdir Cenab-ı Hak, kimdir belaletçe? Mahlukat-ı karşı kaldık. Yeryüzünde bir satada